أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müminler, kıymetli Müslümanlar, idrak etmiş olduğumuz Miraç kandiliyle Recep-i Şerif'in sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah-u Teala aramızdan geçip gitmekte olan bu mübarek Recep'i, bu mübarek günleri ve geceleri ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna, barışına, huzuruna, birliğine, beraberliğine vasıta eylesin inşallah. İşte bir mübarek ay çekildi gitti. Önümüzde Şaban-ı Şerif var. Onun içinde de bir tane kandil var. Beraet kandili. Sonra Ramazan-ı Şerif var, onun da sonunda Leyle-i Kadir var. Allah cümlesinin bereketine hepimizin nail eylesin. Kardeşler, müminler, içinde yaşadığımız dünya, hepimiz dünyalıyız. Dünyanın üzerindeyiz, dünyanın içindeyiz. Ve bizi Cenab-ı Hak getirmiş, üç kıtanın ortasına koymuş. Yaşadığımız topraklar Anadolu topraklarıdır biliyorsunuz. Ve üç kıtanın ortasına öyle bir mühim noktaya, öyle bir mühim coğrafyaya, haritaya bizi yerleştirmiş ki dünya üzerinde bizim bulunduğumuz bölgeden daha önemli bir bölge yok. Avrupalıların Orta Doğu dedikleri, Orta Doğu diyorlar. Doğu, Orta Doğu, Uzak Doğu. Doğuyu üçe bölmüşler. Ne maksatla yapmışlarsa, sömürmek için herhalde. Bu bölge gördüğünüz gibi dünyanın şu anda gündeminde, dünyanın demeçlerinde, beyanlarında, konuşmalarında, toplantılarında en çok konuşulan, düşünülen, tartışılan, kapışılan, çatışılan, boğuşulan noktasındayız. Öyle mi değil mi? Amenna. İşte şimdi biraz evvel okuduğum ayet-i ilahiye, Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Bakın iki büyük mescitten bahsediyor Cenab-ı Hak. Mescid-i Haram da Orta Doğu'da, Mescid-i Aksa nerede siz söyleyin? Nerede Mescid-i Aksa?
Kudüs'te. Kudüs nerede? Filistin'de. Filistin, bölgenin tamamının adı. Kudüs bir şehrin adı. Mescid-i Aksa bir caminin adı. Yani şu anda dünya siyasetinin merkezi okuduğum ayet-i kerimenin kendisidir. Niye? Kudüs'te 2000 sene sonra, tam 2000, düşünebiliyor musunuz? 2000 sene bekleye 2000 sene sonra Yahudiler Kudüs'te ne kurdular siz söyleyin. Ne kurdular? Devlet kurdular. Ya işte bütün dünyanın şu anda huzuru veya huzursuzluğu, barışı veya savaşı bu noktada düğümlenmiş bulunuyor. Kıyamet de Mescid-i Aksa üstüne kopacak. Çok enteresan. Vaktimiz olsaydı bütün bunları anlatmaya fırsat bulurduk. Vaktimiz yok. Fazla derinliğine girmeyeceğiz. Günümüzü alakadar eden çok meseleler var. Vallahi hangi birisini kürsüye getirelim diye şaşırıp kalıyoruz. Zaman yetersiz. Cemaat-i Müslümin bir türlü dünyanın çekiciliğinden çıkıp, dünya atmosferinden çıkıp din atmosferine giremiyoruz. Ezan okununcaya kadar dünya elimizi ayağımızı bağlamış. Bir elde çek, bir elde senet, ayağımızda atölye, kafamızda beynimiz, kafamız, elimiz, ayağımız dünya tarafından kilitlenmiş. Bir türlü ayrılıp sıyrılıp, halbuki eninde sonunda bu dünyayı bırakacağız. Dünyayı bırakmamış bir tek canlı varsa gösterin. Dünyayı bırakmamış. Zaten bırakacaksınız be mübarek. Zaten dinin, din dediğimiz davanın önünde, arkasında, sağında, solunda tabii dünya ve dünyalıklar etrafımızı sarmış. Ama iyi bilelim ki bu dünyanın sardığı çevreden ve çemberden bir gün bizi Azrail çekip alacak mı, almayacak mı? Burayı anlatamıyoruz kimseye. Bunun böyle olduğunu bile felakete gidiyoruz. Doğru. Bunun yanlış olduğunu söyleyen yok ama o doğrunun gösterdiği istikamette hareket eden yok. Şimdi bakıyorsunuz piyasada bir şarkı satış rekorları kırıyor şu anda. Evet, şu anda satış rekorları kıran çıplak bir kadının okuduğu bir şarkı var. Her tarafta çalınan o, satılan o, alınan o, dinlenen o. Şarkının adı Yalan. Ne diyor? Dünyada ölümden başkası, siz söyleyin. Vallahi doğru. Dünyada ölümden başkası yalan. Varsa bir adam buna itiraz etsin bakayım. Mümkün değil. Yalan demek sonunda senin değil. Öldüğün zaman bağın, bahçen, kasan, kesen, masan, arsan, mülkiyetlerin, makamın, mevkiin, menkulün, gayrimenkulün elinden alınıyor, 4 metre kefene sarılıyor, bu dünyadan çekilip gidiyor musun, gitmiyor musun? Kardeşim niye buna bakmıyorsun? Ama gel de anlat. Eğer böyle düşünseydik, böyle inansaydık, düşünseydik, davransaydık, şu cami ezan-ı Muhammediye 1,5 saat kala tıklım tıklım dolması icap ederdi. Bakın açık söylüyorum. Ahirete imanımız zayıflamıştır. Hepinizin ahirete imanını zayıf görüyorum. Başta kendim olarak. Zannediyoruz ki ölüm çok uzaklarda. Değil ya, burnumuzun dibinde. Hiçbirinizin hesabı Allah'ın hesabına uygun değil. İyi
bir şey değil. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Onu söylemek istiyorum. Yani ezana bakın, 25 dakika kalmış, camide kimse yok. Ne vaizin iştahı olabilir, ne sohbetin manası olabilir, ne bu devam edebilir. Korkuyorum ki çok yakında camilerden vaizler kaldırılacak. Bunun da sebebi siz olacaksınız diye her zaman söylüyorum. Çünkü müşterisi az olan, az rağbet edilen bir mal pazara sürülür mü sürülmez mi söyleyin. Pazardan kalkar. Kalkacak. Ondan sonra vay efendim başımızdakiler dinimizi kaldırıyor. Yalan söylüyorsun. Evvela sen kaldırdın. Talep azaldı, rağbet azaldı, ilgi azaldı. Ankara kaldırdı. Sen mi suçlusun Ankara mı? Sen suçlusun. Bunlar böyledir. Sübhanellezi esra. Aman ya Rabbi, bu ayete saatlerce değil, senelerce mana versek bitmez. Ne demek sübhane? Ne demek sübhanallah? Bir araştırmacı, yazar, Müslüman gazeteci arkadaşımız bir yerde konferans verdi. Biz de oradayız. Salonda 3000 kişiye yakın dinleyici var. Konferansçı geldi, konuşmacı geldi, masasına oturdu, konuşmaya başlayacak. Bir sual sorarak başlamak istiyorum konferansıma dedi. Lütfen dedi, soracağım soruya sessiz olarak sadece parmak kaldırarak cevap vermek istediğinizi işaret buyurun dedi. Parmak o kadar. İçinizde Sübhanallahi, Sübhanallah kelimesi, bak Kur'an'da çok var, her taraf Sübhanallah. Sübhanallah kelimesinin manasını İslam'a göre manasını bilenler lütfen parmak kaldırsın dedi. 3000 kişi var. İnanır mısınız? 3 veya 4 kişiden başka parmak kaldıran olmadı. Ne olacak peki? Sübhane, Sübhanallahi, bunun manası bilinmeden neyi bileceksin? Ne anlama geldiğini, ne maksatla bunu söylediğimizi, niçin bu kelime Kur'an'da tekrar 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 ettiğini, o bakımdan çok düşündürücü bir noktadayız. Sübhane, tesbih kelimesi bakın buradan geliyor, tesbih. Sebbaha, yusebbihu, tesbih, tesbih kelimesi, sübhane kelimesi, Arapça temelli, köklü bir kelime, hayatımıza, dilimize, lisanımıza, kitabımıza, namazımıza girmiş, kökleşmiş bir kelime. Ama lütfen bunun manasını çok açık bilmek zorundayız. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih etmek, kemal sıfatlarıyla da Allah'ı tavsif etmek, Sübhane kelimesinin kanatları altındadır. Sübhane kelimesinin, Sübhanallah kelimesinin manasını bilmeyen, vallahi Allah'ı tanımış olamaz. Allah'ı tanımış olamaz. Çok mühim. Esra, artık içinizde bilmeyen yok. Gece, gece, gecenin içinde yapılan yürüyüşü, herhangi bir yürüyüş değil, kainatın, varlıkların, mahlukların hürmetine yaratıldığı Hazreti Muhammed Mustafa'nın yürüyüşü, yürüyüş, yürümek çok mühim bir hadise. Görüyorsunuz şimdi, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de haksızlığa uğrayanlar toplaşıyor, toplaşıyor, sonra bir grup haline, bir topluluk haline gelip ne yapıyorlar siz söyleyin, yürüyüş yapıyorlar. Haksızlığa uğrayanlar, geçinemeyenler, yaşayamayanlar, zulme uğrayanlar, başörtülüler, falanlar, filanlar yürüyüş yapıyorlar.
yürümek olayı çok mühim bir olay. İşte Allahu Teala da Habibini, Muhammed Mustafa'sını yürütüyor. Yürütme olayı var. Yürüyüşün bir başlangıcı olur ve devam eder, bir de nihayeti olur. Hani bir start dedikleri başlama noktası, bir de finish yani son noktası olur. Kur'an'da bu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar ifade ediyor. Ondan sonrasını diğer ayetler ve hadis-i şerifler açıklıyor. Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan yürüyüş, dünyada olan yeryüzüyle alakalı bir yürüyüş. Mescid-i Aksa'dan sonra Miraç ile, Miraç dediğimiz vasıtayla Allah Resulü'nün yaptığı yürüyüş yeryüzüyle alakalı değil. Peki neyle alakalı, siz söyleyin? Gökyüzüyle alakalı. Demek ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin miracında yürüyüşün bir bölümü dünyada, yeryüzünde, öbür bölümü siz söyleyin, gökyüzünde. Ne hikmetse yeryüzünde olan yürüyüşünü açıkça ayette ifade buyurmuş Rabbim, gökyüzünde olan yürüyüşünü, gezmesini, dolaşmasını ayetle değil, Allah Resulü'nün kendi ağzıyla, hadisle ifade ettirmiş. Bu da bir imtihan. Yeryüzünde yürümek veya yürütülmek kolay ama gökyüzünde yürümek zor. Esas mucizenin ağırlığı gökyüzünde olan tarafı. Şimdi bir takım ilahiyat profesörleri, televizyon kanallarında durmadan konuşan bir dekan var, ilahiyat profesörü. İsim söylemeye gerek yok. O, Mescid-i Aksa'dan sonrası olan peygamberin gökyüzü seyahatini ben inanmıyorum, reddediyorum diyor. Açıkça söylüyor. Kur'an'da geçmiyor diyor. Ve Subhanallah. İmtihan meselesi. İmtihan demek, yeryüzünde insanlar imtihana tabidirler. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak iki yol tayin etmiş. Yollar ne kadar çok, ne kadar çok, ne kadar çok olursa olsun, sonunda bütün yollar iki yere çıkar. Biri cehenneme, öbürünü siz söyleyin. Mesele bitmiştir. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ İki yol. Ya cennete, ya cehenneme. Cennet ile cehennemin varlığının sebebi imtihandır. İnsanlar imtihana tabi olmasaydı cennet, cehennem olur muydu, olmaz mıydı? Vallahi olmazdı. Bütün insanlar ama. O halde mesele bitmiştir. Allahu Teala'nın görünmemesi dahi bu sebepten dolayıdır. Bakın Allah görünmüyor. Çıplak gözümüzle Allah'ı görebiliyor muyuz? Yok, mümkün değil. Eğer Allah açıkça güneş gibi net bir şekilde açıkça görülseydi, Allah böyle parıl parıl görünüyor. Tamam. Böylece Allah'a inanmak hususunda imtihan olur muydu, olmaz mıydı? Herkes inanmak zorunda kalırdı, imtihana gerek kalmazdı, cennete, cehenneme gerek kalmazdı. Allah'ın görünmemesi bile vallahi imtihan içindir. İmtihan öyle olmuyor mu kardeşlerim? Hani hepiniz muhtelif sebeplerle imtihanlara girdiniz, ilkokul, ortaokul, lise, şu bu neyse. İmtihan soruları, imtihandan evvel öğrencilere, adaylara imtihan soruları gösteriliyor mu, gösterilmiyor mu? Siz söyleyin. İmtihandan önce gösterilmez. Gizli kasalarda, zarfların içinde saklanır, imtihan günü söylenir. Evvelce söylense imtihan soruları, çalışanla çalışmayanlar seçilemez. İmtihan olmaz.
bu hakikati anlatabilmiş değiliz insanlara. Dünya ve dünyadaki varlıklar, servetler, imkanlar, mülkiyetler, zürriyetler, hürriyetler insanlara imtihan için verilmiştir. İmtihan için verilmiştir. Eğer dünyaya gelmeseydik, imtihana tabi olur muyduk, olmaz mıydık? Ne dersiniz? Dünyaya gelmeseydik, imtihan olmazdık. Dünyaya gelmeyenlerin cenneti de olmaz, cehennemi de olmaz. Demek dünyaya gelmek, imtihana girmek demektir. Çok mühim. Dünyada varlıklara, mülkiyetlere, servetlere sahip olmak ne içindir siz söyleyin? Yine imtihan içindir. Bu serveti, bu sıhhati, bu imkanı, bu makamı, bu mevkiyi, bu doları, bu faizi, bu efendim dövizi, bu parayı Allah yolunda kullanabildin mi, kullanamadın mı? Vallahi hesabın buradan başlayacak. Nereden kazandın, nereye harcadın? İmtihanda olmanın şuuruyla mülkiyet sahibi olalım diyorum. Hesabını veremeyeceğiniz malı kasanıza sokarsanız felaketin içindesiniz. Allah-u Teala hesap şuuruyla yaşamaya bizi muvaffak eylesin. Hesap şuuruyla. Kainatın efendisi Miraç ile işte gördüğü bir yeryüzünde Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerif'e kadar yürütülüyor. Ondan sonra da semavi gök alemine davet edilerek, çünkü Peygamberimizin en belirgin sıfatı hepiniz biliyorsunuz, ayeti okuyunca hatırlayacaksınız. Ve ma erselnake illa, devam edin, rahmeten lil alemin, bütün alemlere bak. Alemin kelimesi Arapça çoğul ifade ediyor, bütün alemlere. Her zaman söylediğim gibi dokunup geçeyim. 18 bin alem tabiri uydurmadır, yalandır. Ne Kur'an'da ne de bir başka kaynakta 18 bin diye bir rakam olamaz. Rakam olmaz. Niye? Rahmeten lil alemin, bütün alemlerin derken soruyorum, rakam var mı yok? Bunu bazı kişiler, hocayım diyen insanlar bile gafletle mi, yanlışlıkla mı bu kelimeyi kullanıyor, yanlış. Bütün alemlerin diyor 18, 19 yok. Şimdi dünyamız alemlerden bir tanesi. Dünyamızın dışında daha başka alemler, gezegenler, galaksiler, Mars, Uranüs, Merkür, Satürn gibi gezegenler var mı yok mu? Onlar da birer alem. Hazreti Muhammed Mustafa yalnız dünyanın peygamberi değil ki bütün alemlerin diyor. Daha ileride gezegenler olacak, yaşayanlar olacak, orada hayat olacaksa Hazreti Muhammed Mustafa onların da peygamberi olduğu için Miraç gecesinde bütün alemleri gezdirilmiş. Rahmeten lil alemin olduğuna inanıyorsun da Miraç'ta bütün alemleri gezdiğine niye inanmıyorsun? Enteresan bir şey. Sorsan şimdi bu ilahiyat dekanına, fakülte dekanına, rahmeten lil alemin, tamam bütün alemlerin peygamberidir. E peki Miraç'a çağrılarak bütün alemler, peygamber olduğu bütün alemlere gösterilmiştir. İşte bak, ey bütün alemler, benim rahmet eserim Muhammed Mustafa'dır diye bütün kainatı gezdirmiştir diyorsun, ben buna inanmam diyor. Fesübhanallah. Ne enteresan haller, terslikler var. Rahmeten lil alemin, rahmet kelimesi çok önemlidir. Onun için müminler, kardeşler, Müslümanlar, yeryüzünün huzura, rahmete, barışa kavuşması için ne olur şurada ittifak edelim. Amerika'sıyla, Asya'sıyla, Afrika'sıyla, Avrupa'sıyla, Avustralya'sıyla, bütün dünyanın huzura, rahmete,
barışa kavuşması için yeryüzünün yönetimini, eğitimini, üretimini, tüketimini, denetimini Hazreti Muhammed Mustafa'nın emrine vermeniz lazım. Rahmet istiyorsanız. Öyle mi değil mi? Başka çareniz yoktur. Bakın yeryüzünün en medeni, en çağdaş, gökyüzünde gezegenler arasında yolculuklar planlayan Amerika gibi bir devlette, Amerika gibi bir toplumda en çağdaş, en medeni, en modern, postmodern bir ülke. Çok sanayileşmiş, her şey mükemmel dediğiniz Amerika ülkesinde toplum barışı, toplum barışı sağlanabilmiş mi, sağlanamamış mı? Vallahi sağlanamamış. Çünkü Amerika'da siyah renkli zenciler beyazlardan aşağıda ikinci sınıf kabul ediliyor mu, edilmiyor mu? Bunu hepiniz biliyorsunuz. Toplum barışı olamaz. Oradaki beyazlar eğitim yoluyla, yönetim yoluyla kendilerinin siyahlardan üstün olduklarına inandırılmış. Bir ülkede siyahlarla beyazlar aynı kefede, aynı tavada, aynı havada, aynı anlayışta eşit olarak müzakere edilmiyorsa o ülkede toplum barışı olur mu olmaz mı? Olmaz. Amerika'da barış yoktur. Ama Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin denetiminde, yönetiminde, eğitiminde 1400 sene evvel Afrika'dan gelmiş simsiyah Bilal-i Habeşi, Habeş Afrika demek, simsiyah Habeşli köle Bilal ile beyaz ırka mensup Araplar, Ebu Bekirler, Hazreti Ömerler, Osmanlar o siyah köle ile Bilal-i Habeşi ile sarmaş dolaş olup barış, kardeşlik, beraberlik sağlandı mı sağlanmadı mı? Mesela budur. Ay'a gitmenin bir anlamı yoktur. Sen yaşadığın ülkede insanları kardeş yapabiliyor musun? İnsanları huzura, barışa, emniyete, saadete, hakikate ulaştırabiliyor musun? Hakikate ulaşmak Mars gezegenine ulaşmaktan daha zordur. Amerikan teknolojisi 500 milyon kilometre uzaktaki Mars gezegenine ulaştı. Robot gönderdi. Dünyamıza 500 milyon kilometre uzaklıktaki Mars gezegenine ulaştı, robotu ulaştırdı. Ama burnunun dibindeki zenciyle kardeş olamadı, barışı ulaştıramadı. Hangisi insani medeniyet? Amerika en ileri, en teknolojik, en medeni, en çağdaş, en uygar toplum dediğiniz Amerika'da şu anda gidip gelenler var, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Daha bir süre evvel çok değerli bir hoca efendi kardeşimiz geldi orada. 1,5 senedir Amerika'daydı. Anlatıyor, dinliyoruz. 100 kişinin diyor hocam 78'i eroin denen uyuşturucuyla tanışmış, kokain kullanıyor, uyuşturucunun batağına saplanmış. Çağdaş ülke. 100 erkeğin 36'sı kilisede papazlar da dahil eşcinsel hale gelmiş erkek erkeğe ilişkide bulunuyorlar. Çağdaş ülke. Zavallı beşeriyet, zavallı beşeriyet. Vaktiyle hepiniz biliyorsunuz Amerika'nın müsaadesiyle Türkiye'de afyon ekildi. Afyon. En güzel afyon ekimine en müsait toprak aradılar, aradılar. Türkiye'de bir yer buldular. Adını da aynı isimle adını koydular. Neresidir? Afyon, afyon. Bak afyon uyuşturucudan geliyor. Müsaadesiyle o toprak çok verimli, çok olumlu, afyon için çok süper bir toprak. Afyon ürettiler, afyonda. Olduğu gibi Amerika'ya gönderdiler. Üretim oraya gidiyor. Amerika'da uyuşturucu çoğaldı, yayıldı, patladı, insanlar dengesini kaybetti, sallanır oldu, eli ayağı krize girdiler, felakete girdiler. Demişler ki yahu hele afyondan geliyor bu uyuşturucunun ham maddesi, insanlarımız sakat oluyor,
yerinde duramıyor, sallanıyor, çarpıyor, dengesini kaybediyor. Hele git bir heyet hazırlayalım da gitsinler Türkiye'ye. Oradan da Afyon yetiştirilen Afyon vilayetine gitsinler. Hele ayakta gezebilen tek sağlam adam var mı? Merak etmişler. Hakkını merak etmek lazım. Bir geliyorlar heyet, elimizde raporlar var. Amerika'dan heyet gelip bir Afyon'a gidiyorlar ki Allah Allah, hiç kimsede bir anormallik yok. İşinde, gücünde herkes, ne eli titreyen var ne kafası sallanan var. Demişler ya burası Afyon mu? Evet, yanlış olmasın ya. Evet Afyon. Burada Afyon üretiliyor mu? Evet. Amerika'ya? Evet. Siz niye sallanmıyorsunuz? Amerika gidiyor sallanıyor. Demişler ki bizim dinimizde Hazreti Muhammed Mustafa'nın yanında bu zıkkım haramdır, ağzımızı almayız. Gördünüz mü insanlık neyle kurtulacak? İnsanlığın yönetimini, denetimini, idaresini, eğitimini, üretimini, tüketimini Hazreti Muhammed'e göre yapmazsanız beşeriyet kahrolacak. Bunu anlamak zorundayız. Bakın Türkiye'de dinden ve dini değerlerden uzaklaştıkça toplumumuzun barışı, soruyorum siz değerli kardeşlerime, dini, İslami, Muhammedi değerlerden, Kur'an'dan, sünnetten uzaklaştıkça toplumumuzda barış azalıyor mu, azalmıyor mu? Vallahi Türkiye hızla barış toplumu olmaktan çıkıyor, savaş toplumu olmaya gidiyor. Ben görüyorum. Hem maddi hem manevi açıdan iç savaşa, iç çatışmaya doğru gidiyor Türkiye. Adalet Bakanı açıkladı. Sungurlu beyefendi açıkladı. Hepiniz biliyorsunuz. Ben çok sıkı takip ediyorum haberleri. Türkiye'de şu anda mahkemelerde 17 milyon 500 bin dava dosyası var diyor. Türkiye'nin tamamında 65 milyon insan yaşıyor biliyorsunuz şöyle veya böyle. 17,5 milyon dava dosyası var mahkemelerde. Her dava dosyasında mutlaka iki taraf olacak. Bir davalı, öbürüsü söyleyin. Davacı, iki kişi olur dava olması için. 17,5 milyonu 2 ile çarpın ne yapar? 35 milyon insan Türkiye'de mahkeme vallahi sürünüyor. Toplumda barış kalmıyor, beraberlik kalmıyor, kardeşlik kalmıyor. Toplum barışı nerede sağlanacak, neyle sağlayacaksınız? İslami değerleri habire toplumun dışına iterseniz, milli, manevi, İslami, ahlaki değerlerimizi atarsanız, kapatırsanız, sallarsanız ne kalacak ve neyi birleştireceksiniz? Müslümanlar, Sübhanellezi esra bi'abdihi ayetine bu gözle bakmak lazım. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Bu gözle bak. Eğer Hz. Muhammed Mustafa olmasaydı, Miraç kandili olacak mıydı, olmayacak mıydı soruyorum. Bak işin merkezinde Muhammed Mustafa var. Muhammed Mustafa'nın merkezinde رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ var. Haydi toplumu barışa götürün. Haydi enflasyonu düşürün. Haydi güvenliği sağlayın, vatandaşlar hızla, her zaman söylediğim gibi tekrar ediyorum, ahşap kapısını söktürüyor, çelik kapı, apartmanının dairesinin kapısına çelik kapı takıyor mu, takmıyor mu? Eğer rahmeten lil aleminin emrinde olsaydınız, vallahi kapınızı çelik yapmaya ihtiyaç duymayacaktınız, öyle mi değil mi? Evet öyledir. Yurtta sulh, cihanda sulh. Mühim bir slogan biliyorsunuz. Şimdi gösterin bana 35 milyon insan mahkeme dolaşıyorsa o memlekette, o yurtta sulh var mıdır yok mudur soruyorum. Sesini çıkmıyor. Sulh olamaz. Mahkemeye düşmüş insanlar kavgalı insanlardır. Hani sulh, hani saadet, hani sulhu sükun. Nerede yurtta sulh, nerede cihanda sulh? Dört tarafımız canavar gibi düşmanlarla kaplıdır. Siyasetçiler dünya siyasetinin dengesini yakalayamadıkları için
bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasının dört tarafı düşmanlarla kaplı. Yunanistan düşman, Bulgaristan düşman, Rusya düşman, Sırbistan düşman, efendim Suriye düşman, gidin İran'la düşmanlık, devamlı düşmanlık aşılanıyor. Irak'la düşman, Amerika Irak'ı incirlik hava üstünden vuruyor. Sana dost olur mu? Ben de o zaman dost olmam. Bakın etrafımızda bir tane dost ülke var mı? Soruyorum. Hani yurtta sulh, cihanda sulh? Sulhun kaynağı ve ma erselnake illa devam edin. Rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa'dır. Sen bunun değerlerini, nizamını, düzenini, ahlakını, yolunu, sünnetini dışlarsan dış. Hadi dışla bakayım. Allah da seni bütün dünyadan dışlıyor. İşte bir çırpıda ezan okunuyor oldu. Zaman yetersiz dedim. Cemaatim eğer siz 1,5 saat kala ezana şu camiye gelseniz var ya, nasıl vaaz edeceğimizi, nasıl iştahlı, istekli, dolu dolu konuşacağımızı anlatmak istemiyorum. Yok, iştah kalmıyor. Yani ezana 15 dakika kala camiye gelen cemaate ne anlatacaksınız ki? Ağzınıza kuş tutsanız kuşun kanadını anlatamazsınız. Her şeye rağmen Cenab-ı Hak yine İslami değerlere göre, manevi değerlere, ahlaki değerlere göre toplumumuzu yönlendirmeye Rabbim bizi muvaffak eylesin inşallah. Bütün dünya uyuşturucunun, AIDS mikrobunun, çatışmanın, katliamların, terörlerin, anarşilerin kıskacında dünya inim vallahi inliyor. Sanayileşmiş ülkeler bütün dünyayı sömürüyor. Bu dünya iyi bir dünya değil, böyle gidemez. Bu dünyanın idaresini ve hakimiyetini Müslümanlar alması lazım eline. Yoksa وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayetini okumayın, hiç böyle düşünmeyin. Ya yaşayın ya inin. Başka türlü olmaz. Dünyanın adaletini, faziletini, rahmetini Müslümanların dağıtması lazım. Birleşmiş Milletler'den bunu bekleyemezsiniz. Mümkün değil. Ezan okundu, kesiyorum. İnşallah hutbeyi de ben okuyacağım. Çünkü Şaban Hoca kardeşim, kardeşinin duruşması var. O da bir aydır tutuklu mahkemede, camide dua etmiştir diye tutuklandı. Bugün duruşması var, ona katılmak üzere gitti. Öz kardeşi Kasım Okut. Dolayısıyla o yok, ben hutbeyi hutbede de bunun bir devamı olan bir güzel bir husus var, onu anlatayım. Ezan okundu, uzatmayayım, hava da soğuk. Ancak görüldüğü gibi Miraç kandilimizi İdrak ettik inşallah, gereken ibadetler, tevbeler, istiğfarlar, sadakalar, tasadduklar yapılmıştır. Geçti çünkü. Bundan sonra yine olacak inşallah. Şaban-ı Şerif'in içinde Berat gecemiz var. Ramazan-ı Şerif'in içinde de Kadir gecemiz var. İnşallah hazırlıklı olalım. Ve mümkün mertebe bu mübarek gün ve geceleri iki varlığımızla yaşamaya çalışalım. Bir, vicdanımızla. Vicdan her insanın içinde. Bir de cüzdanımızla beraber yaşayalım. Vicdanımızı da cüzdanımızı da Allah'ın emrine verelim ki karşılığı Allah'a ait olsun. Çıkarken yine inşallah çok ihtiyaçlı kardeşler var. Yapılmakta olan yarım kalmış inşaatlarımız var, kurslarımız var, camilerimiz var. Kaza geçirip ameliyat olamayan, para bulamayan kardeşlerimiz var. Yardım ederek çıkın. Kefiliniz ve vekiliniz Allah olacak. Cenab-ı Hak şimdiden makbul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.